Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir video. Bugün arızalı bir hard diski çalıştırmayı düşünüyorum. Hard diskin motorunun çok hızlı dönmesinden istifade ederekten kendime bir taşlama motoru yapacağım. Bu motorla tornavidalarımı ve mat kabuçlarımı bilemeyi düşünüyorum. Neler yapacağımızı anlatayım. Bildiğiniz gibi hard diskler İki farklı voltajla çalışıyor. Birisi 12 volt, birisi de 5 volt. Bir de şu şekilde SATA giriş ucu var. Şöyle göstereyim. Sarı ucumuz 12 volt. Kırmızı ucumuz da artı 5 volt. Şimdi ne var ki dışarıdan buraya voltaj verdiğimizde hard diskimiz ilk başta dönmeye başlayacak ve 20 saniye sonra duracak. Sürekli olarak nasıl çalıştıracağımızı anlatacağım. İlk önce 12 voltumuzu verdikten sonra ihtiyacımız olan 5 volt. 5 volt için de bir tane 7805 regülatör entegre kullanacağım. Onu tanıyorsunuz, bilirsiniz. 12 volt gireceğiz ve 5 volt çıkacağız. Bununla hard diskin öteki voltajını elde edeceğiz. Bu bağlantıyı yapalım. Ondan sonra hard diski sökelim. İlk önce entegremizin bir nolu ayağına 12 volt girişimizi bağlayalım. Voltajı buradan vereceğiz. Aynı anda hard diske de 12 volt gitsin. Bunu bağladık. Orta bacağımızı şase yapıyoruz. Bu da tamam. Çıkışımıza da 5 voltumuzu bağlayalım. Şimdi 12 voltumu buradan verdiğimde otomatikman 5 voltunu zaten almış oluyorum. Şasem de elimde. Hemen bağlayalım. Ondan sonra hard diski sökelim. Hard diskimizi sökelim. Sökmeden önce küçük bir bilgi vereyim. Kendi devresinin haricinde şu şekilde bir ESC ile elektronik speed control ile hard diskimizi çalıştırabiliriz. Ama ben kendi devresini kullanmak istedim. Nasıl bağlandığını size anlatacağım. İlk önce hard diskimizi sökelim ve devam edelim. Kendi devresini kullanmanın avantajı ekstradan bir maliyet getirmeyecektir. İhtiyacımız olan sadece 12 volt. 5 volt da regülatör bağlayarak voltajı düşürdük. Şimdi sökelim hemen. Hard disk bu şekilde bağladığımızda 20 saniye sonra duracak, çalışmayacak. SATA kablosundan bir bilgi gelmesi gerekiyor ki sürekli çalışsın. Kapağımızı kaldırdık. Bunu da sökelim. Fazlalıkları dışarı atıyorum çünkü bunlara ihtiyacımız olmayacak. İyice boşaldı. Hatta şu mıknatısı da sökebiliriz. Hard disklerin içindeki mıknatıslar çok güçlü ve kuvvetli. Bunları saklıyoruz, atmıyoruz. Evet. Şu anda. Şimdi 12 voltu veriyorum. Hazır. Çalışmaya başladı. Hatta sesini duyabilirsiniz. Çok ciddi bir hıza çıkıyor. Ama ne var ki 20 saniye sonra duracak. İzleyelim bakalım. Şu anda çalışıyor hala. Durdu. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? Hemen anlatayım. İlk önce elektriğimizi keselim, voltajımızı ayıralım. Hard diskin SATA bağlantısı var. Şurada göreceksiniz, uçları var. Şöyle göstereyim size daha yakından. 2 ile 6 nolu ucu kısa devre yapacağız. Yani bu şekilde hard diski kandıracağız ve sürekli olarak çalışmaya başlayacak. Ben hemen oraya bir tel lehimleyeyim ve devam edelim. Bağlantıyı yaptım. 2 ile 6'yı kısa devrettim. Bir tel lehimledim. Şimdi artık hard diskimiz durmayacak, sürekli çalışacak. Tekrar şöyle yüzünü çevireyim. Voltaj verelim. Artı ucumuz. Hard disk çalışmaya başladı. Müthiş çalışıyor.
Şimdi elime ince bir zımpara aldım. Burada bir şablon çıkartıp eski hardiskten söktüğüm aynasını da çıkardım ki bundan bir kalıp yapacağım kendime. Şöyle çiziyorum. Hemen ortaya. Zımparamı kestim. Hazır. Yapıştırması kaldı. Hemen yapıştıralım. Bu iş için bir balık kullanacağım. Artık yapıştırabiliriz. Şimdi artık bileme işlerine başlayabiliriz. Süper. Çok güzel oldu. Bir tane de matkap bileyim. Yalnız matkap bilemek biraz ustalık ister. Ben çok iyi değilim ama yapacağım. Güzel oldu. Güzel görünüyor. Sanırım kesecektir. Son kez de bir tane de büyük bir tornavida bileyim. Fena olmadı. Biraz düzelttik. İşimizi görür. Başka videolarımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.